Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ben sadece iktidar partisini, daha doğrusu iktidar partilerini değil, muhalefet partilerini de duyarsız görüyorum. Şuraya bakar mısınız? Muharrem İnce kim? Muharrem İnce 2018 seçimlerinde bugünkü mevcut cumhurbaşkanının karşısındaki en güçlü rakip, ondan sonra en çok oyu alan aday. Cumhurbaşkanı bir buçuk iki puan daha az oy alsa ikinci turda Muharrem İnce yle yarışacak ve belki de Muharrem İnce kazanacak bilmiyoruz. Siyasette bunlar konuşulur canlarım. Neden? Çünkü siyasette geçmiş geleceği çok ilgilendirir. İşte bu Muharrem İnce milletvekili değil ama çok ilginç bir durum tespiti yapıyor. Muharrem İnce diyor ki 15 gün önce bilgiye dayalı söylüyorum diyor. Bilgiye dayalı söylüyorum demese iddia ediyorum dese ben de üzerinde durmayacaktım. Bugüne kadar herhalde 5 kere bu konuyu konuştum. Şimdi bir kez daha konuşacağım. Tekrarlen tekrar okuyorum. Bilgiye dayalı söylüyorum. Katar Türkiye'ye kazık attı çünkü swap anlaşmasında dolar kuru 12,5 liradan hesaplandı. Bilgiye dayalı söylüyorum diyor ya. İddia etmek ne demek? Dedikodu. Söylentiler. Olabilir. Şöyle şöyle bir şey olduğu iddia ediliyor. Genellikle gazetecilik dilidir mesela bu. Gazeteciler daha ziyade iddia ediliyor derler. Hatta ve hatta bilseler bile ellerinde belge bile olsa gazeteciler haberi verirken iddia ediliyor diye verirler. Neden? Çünkü gazetecilikte kuraldır. Gazetecilik iddia olarak verir. Yargıya taşınacak bir süreç ise yargı sonunda iddialarının doğru olduğunu yazar. Ve hiç kimse de gazetecilere niye iddia ettin diye sormaz soramaz. Siyasetçi ise iddia ediliyorsa o da söyler, iddia ediliyor der. Bilgi ise bilgiye dayalıysa söyleyecekleri bilgi der. Muharrem İnce bilgi diyor ya. Hiç kimse canım bize ne Muharrem İnceden diyemez. Dememeli. Belki gelecekteki seçimlerde yine Cumhurbaşkanı adayı olacak. En azından bugün mevcut idare bu bilginin yanlış olduğunu, yanlış olduğunu ya da doğru olduğunu açıklamalı. Kamuoyu bunu bekliyor. Peki kamuoyu bekliyor. Neden iktidar partisi partileri ya da Merkez Bankası Başkanı veya Hazine ve Maliye'den sorumlu Bakan ya da Cumhurbaşkanı cevap vermiyor? Niçin cevap vermiyor? Çünkü iktidar gazeteleri bir yazmıyor. İktidar medresi, medyası bu konuyu da halkı bilgi sahibi yapmıyor. Muhalefet partilerinin liderleri ve sözcüleri bant var, susuyorlar. Ya neden susuyorsunuz ya? Çıkarsınız ortaya. En azından içinizde Muharrem İnce'yi kendisine rakip gören varsa, bu CHP'den olabilir, İYİ Parti'den olabilir, diğer partilerden olabilir. Ya çıkar ortaya bilhassa Ekonomi ile ilgili açıklamalar yapan ve ekonomi konusunda dünyanın saygın isimlerinden biri olduğu kabul edilen. Kimleri kabul etmese de dünya böyle kabul ediyor. Ben buna karşı gelecek halim yok ya. Ali Babacan Muharrem İnce'nin bu iddia sorusunu, bu bilgi notunu hükümete defalarca sormalı. Ali Babacan artık şu anda kamuoyu araştırmalarında öyle ya da böyle en az %3 oyu olduğu sanılan bir siyasi partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu sormalı. Kemal Kılıçdaroğlu her gün sormalı. Bakın her gün sormalı. Ya siyaset muhalefet bu. Süleyman Demirel yaşıyor olsaydı. Muharrem İnce'nin verdiği bu bilgiyi günde 5 vakit söylerdi. 5 vakit. Evet Süleyman Bey söylerdi. Cevap verin derdi. Niye cevap vermiyorsunuz derdi. Doğruysa doğru deyin. Yanlışsa yanlış deyin. Karnınızdan da konuşmayın derdi. Abesle iştigal etmeyin derdi. Süleyman Bey bunu derdi. Kemal Bey neredesin Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu neredesin? Ya çık bizim Cumhurbaşkanı eski adayımız yanlış bilgi sahibi ve biz kendisinin bu iddiasını doğru bulmuyoruz. Haklı da bulmuyoruz ve bu iddia partimizi ilgilendirmez de. Ya da çık de ki, efendim siz bizim Cumhurbaşkanı eski adayımızı ciddiye almayabilirsiniz. Ama biz ciddiye alıyoruz. Çok önemli bir bilgi paylaştık kamuoyuyla Bu bilgi doğru mu yanlış mı? Sayın Cumhurbaşkanı size soruyorum. Sayın Maliye Bazine Bakanı size soruyorum. Sayın Merkez Bankası Başkanı size soruyorum. Bu bilgi Sayın Muharrem İnce'nin verdiği bilgi doğru mu? yanlış mı? Abi çok ağır bir bilgi bu ya. Ya çok ağır ya. Dolar 6.84 şu anda resmi piyasalarda. Eğer bizim Merkez Bankamız Katar'dan aldığı 18-19 milyar Katar riyali karşılığı dolar değil. Katar riyali karşılığı Katar'a Amerika Birleşik Devletleri dolarını 12,5 liradan hesaplayıp 125 milyar TL verdiyse bu bir felaket. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük skandalı. Daha büyük skandal hatırlamıyorum ben. Ha bakın geçtiğimiz günlerdeki konuşmalarını hep söyledim. Şöyle olabilirdi. Hükümet bir karar alırdı. Hükümet alabilir bunu. Alabilir. Hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümeti, Cumhurbaşkanı, yürütme. Şöyle bir karar alabilirdi. Katar'la ilgili yapılacak olan swap'ta karşılıklı mutabakat neticesinde bir Amerikan doları 12,5 lira olarak tespit edilmiş olup swap hitamında, swap hitamında doların piyasa şartlarındaki fiyatı ne olursa olsun 12,5 liradan hesap kesilecektir. Abi hükümet böyle bir karar alır. Hiç kimse de buna neden böyle bir karar aldın diyemez. Ama hükümet yani yürütme yani cumhurbaşkanı böyle bir karar aldıysa bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Ya bırakın paylaşmayı cevap vermiyorlar ya. Meral Akşener kardeşim benim sevgili Meral Akşener. Benim canım kız kardeşim. Neredesin sevgili Meral Akşener? Neredesin? Sayın Genel Başkansın diye sana tabi buradan Meral'cim diye hitap edecek halim yok sevgili kız kardeşim benim. Sen İyi Parti'nin mecliste grubu pa bulunan bir siyasi partinin genel başkanısın. Benim için de bir saygıdeğer genel başkansın. Sevgili Meral hanımefendi neredesiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Niye sorgulamıyorsunuz bunları? Niye ortalığı yıkmıyorsunuz? Ve siz ey Ahmet Davutoğlu, ey Ali Babacan ve siz ey HDP eş başkanları. Ya çıkın ortaya ya. Ya Muharrem İnce'yi bitirin. Evet bitirin canım hiç sakıncası yok. Bakınız ben Muharrem İnce'yi en çok saygı duyduğum siyasi parti lider adaylarından biri olarak görüyorum. Hatta geleceğin siyasetinde de görüyorum. Ama benim onu böyle görmem yanlış bilgileri yanlış bilgileri ya da üfürükten bilgileri ya da üfürükten dedikoduları bilgi gibi verdiyse onu tenkit etmeme engel değil. O beni ilgilendirmez. Birilerini sevmem yanlışlarını görmemi engellemez. Birilerini eleştirmem hatta birilerini hiç sevmemem ki sevmeme hakkım da var. Pardon doğrularını da görmezden gelmemi gerektirmez. Şu anda Muharrem İnce net söylüyorum benim saygı duyduğum bir siyaset insanıdır. Ben bilgi notu dediyse bunun bilgi olduğuna inanıyorum. Öyle inanıyorum şu anda. Neden? Aksi halen Çıkıp söylenmedi. Aksi kanıtlanmadı. Efendim falanca bilmem ne bilmem ne internet sitesi dedi ki bana ne ya ne derse desin ya. Bana ne ya. Ya Merkez Bankası orada durur açıklama yapmazken, Hazine Maliye Bakanı açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı açıklama yapmazken bir internet sitesi demiş ki bana ne ya. Üfürütten teyare selam söyleyin o yani. Allah Allah. Pazarda Fatmacı'nın lafı olur mu der geçerim. Bu bir dolar on buçuk lira olayı mutlaka açıklığa kavuşmalı. Kavuşmazsa ben bu konuşmamın başlığını şimdilik Muharrem İnce'nin bilgi notu dediğin, bilgi dediğinden dolayı, bilgiye dayalı haber dediğinden dolayı bu konuşmamın, videomun başlığını 1 dolar 12,5 lira diye atarım. Kimse de bana niye attın diyemez yalanlanmamış bir haber. Haberden bahsediyorum. Muharrem İnce kulis demedi. Dedikodu demedi. E o zaman benim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu alan ve seçilen Recep Tayyip Erdoğan'dan 10-12 puan daha düşük oy alan bir ya da 15 puan fark etmez ama yani ikinci gelen adayı Haber bu, bilgi bu, değişini ciddiye almamam düşünebilir mi yahu? Ali Babacan aynı açıklamayı yapsaydı hadi canım mı diyecektim? Niçin diyeyim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 12 sene mi, 14 sene mi, on, yani galiba en az 12 sene bakanlık yapmış bir politikacının bu bir bilgidir değişini neden yalanlayayım? O bilgi diyorsa ben doğrudur derim. Ahmet Davutoğlu için de aynı şey. Kim olursa olsun duyum demediği sürece, bu bir bilgi dediği sürece ben bu bilgilere inanırım arkadaş. İnanırım. Ya şimdi konu dışında bir şey söyleyeceğim. 2019-2020 futbol sezonu başlarken daha önce söyledim burada ama bir daha söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim çünkü burama kadar geldi. Başlarken bu senenin iki şampiyon adayı var demiştim. Biri Başakşehir, öteki Trabzonspor Dedim mi? Dedim Bu Fenerbahçe Genel Başkanı Ali Koç olduğu sürece ve aynı sürede Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ettiği takdirde şampiyon olamaz demiştim. Dedim mi? Dedim değil mi? Aa, şimdi duruyorlar konuşmalar. Abi Allah aşkına dönün bakın bugüne ya ya ben bu akşam Fenerbahçe Kasımpaşa maçını, Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izledim. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya ne istiyorsunuz bu Ali Koç'tan ya? Ya ne istiyorsunuz bu Koç ailesinden ya? Ya bu Koç ailesi size ne etti be? Ya ayıptır ya. Siyasetin de, futbolun da her şeyin bir ahlakı var ya. Birilerine gıcıksınız diye, birileri size köle kul olmuyor, birileri size boyun eğmiyor diye 25 milyonluk, 23 milyonluk neyse bir kitleden, bir spor taraftarı kitlesinden, bir futbol kulübü kitlesinden intikam alamazsınız ya. Siz Ali Koç'tan intikam aldığınızı sanıyorsunuz. Koç ailesine zarar verdiğinizi zannediyorsunuz. Yahu 25 milyon Fenerbahçeli'ye zarar veriyorsunuz ya. Ya günahtır ya. Ayıptır bu takıma ya. E dün gece de Başakşehir maçını izledim ya. Ankara gücük 1-0 anasının ak gibi helal bir galip olduğu pozisyondan sonra ya takım resmen biçtiler ya. Ha, Trabzon daha mı farklı ya kazanırken Allah aşkınıza. Şu anda Trabzon'u şampiyon yapmak isteyenlerle Trabzon'u şampiyon yapmak isteyenlerle Başakşehir'i şampiyon yapmak isteyenler arasında kıyasaya bir kavga var. Ama olan Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve diğer kulüpleri oluyor. Ya yazıktır, günahtır ya. Ya yapmayın ya. Allah aşkına yapmayın. Ey Merkez Hakem Kurulu, Başkan, Göksel Gümüşdağ'la yakınlığınızı, dostunuzu, akrabalığınızı, hemşehrinizi Türkiye'de çok kişi biliyorlar. Ama siz bunu sadece o dostluk akrabalıktan dolayı, dolayı yapmıyorsunuz. Herhalde başka bir şeyler var içinde. Ya Yapmayın ya. Ey hakemler, Allah aşkınıza ya. Allah lillah aşkınıza ya. Fener, Trabzonspor ya da Başakşehir maçları verildiğinde biz bu maça çıkmıyoruz deyin ya. Ya çıkmayın ya. Bakın gelecekte yargılanacaksınız. Çok net söylüyorum. Trabzonspor, Başakşehir maçlarını yönetenler, hakemler gelecekte yargılanacaksınız. Yargılanacaksınız abi bu kadar iddialı konuşuyorum. Bir bildiğim mi var? Evet. Evet ben devletleri tanırım. Siyaset gelir gider. Devletler daimdir. İlelebet payidar olur. Devletler, devletler. Siyasetçiler değil. Siyasetçi yolcudur. Bugün gider, yarın gider. İsterse 40 sene kalsın gider. Ama bir gün o siyasetçinin döneminde onlara kulluk edenler yargılanır. Ya Orhan Baba bile be. Ne güzel yazmıştı bizim delikanlığımızda. Kula kulluk eden diye. Hatırladınız mı? Batsın bu dünyayı. Batsın bu dünya diyen Orhan Baba bile artık kula kulluk etmiyor mu ya? Böyle bir Türkiye hiç yaşamadık biz. Böyle bir Türkiye hiç görmedik. Yakında böyle bir Türkiye yine olmayacak hiç merak etmeyin. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.